İki şey daha burada yine değinelim. Çünkü ama devam edeceğiz. Çünkü en önemli şu anda gündemde olan Suriye meselesi. Ergun Babahan diye bir herif var. Gazeteci müsveddesi. Bu da FETÖ'cülerden. Tabii. Kaçmış şimdi Amerika'da. Bilmem ne yapıyor. Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili bir densizce bir tweet atmış. Ve o densiz zaten. Yani ona ayrı bir şey. Yani hastalıkla, ölümle dalga geçilmez. Yani insanlık değildir, İslam falan değil. Yani insan olan isterse babanın düşmanı olsun, elbette, katili olsun. Bir insanı sevmeyebilirsiniz. Evet. O ama sağlıkla ilgili kısmından onu vurmaya çalışmak. Ona ölsün, gebersin bilmem ne gibi böyle bunlar. İnsanlığın vicdanını kabul edeceği şey. Kur'an bunlar için belhüm adal diyor, hayvandan aşağı. Yani ama maalesef Türkiye'de çok sayıda bu örnekleri yaşıyoruz. Yani kendimle ilgili de yaşadığım için. Evet. Yani evet. Bir sürü tweetleri gördük sonra ameliyatlardan sonra filan. Hala yazıyor. Hala geberemedim bilmem ne diye. Neyse. Şimdi bu şey hadi onu geçtim. Ama esas mühim olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği bu Ergun Babahan denilen şereften yoksun, gazeteci falan değil bu. Şerefsiz alçak. Ha. Bu kadar net. FETÖ'nün uşağı. Bunun altına Büyükelçilik resmi beğen koyuyor. Ya oradan Devlet Bahçeli'ye çok ciddi oradan bir şey, beddua niyetinde işte bilmem ne falan diye söylemek istemiyorum. Ve ondan sonra bir kısa uydurup ve hepsi dikkat edin Amerika. Amerikan Büyükelçiliği tesadüfen orada kapıcı Recep vardı veya Jones. Geldi ya Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçilik sitesinde sosyal medyaya girip beğen koyma hakkına kim sahiptir? Şu anda Amerika'yla cebelleşiyoruz güya. Aslında Amerika'yla flört ediyoruz. O da işin gibi başka şeyi. Burada CHP'nin de işte siz de katıldınız. Milletvekillerinin toplantısı vardı. Afyon'daydı değil mi? Abant'ta pardon. Orada Sayın Genel Başkan'ın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da konuşmasını da izledim. Orada iki şeye dikkat çekti. Gerçekten önemliydi. Orada bir tarihi tespit olarak da başörtüsü sorununu biz diyor büyüttük. Çok doğru bir şey. Yanlış yaptığımızı, yanlışımızı sürdürmek yerine ya ben bu laf yanlış oldu kardeşim. Bitti. Siyasetçiyiz. Haşa Allah diyeceğiz. 24 saat aynen konuşma şeyimiz yok. Dilimiz sürçer. O andaki bilgiler bize başka türlü gelir. Onu büyüterek bunları büyüttük. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun orada bir öz eleştiri yapması kamuoyunda da yani çok ciddi bir beğeni aldı. Ve bir de... O nerede söylüyor? Ben öyle bir şey duymadım. O olur mu? Yani Kılıçdaroğlu'nun kendisi büyütmedi tabii. Kulis haberi mi? Yok, kulis haberi değil. Kendi konuşması. Tabii, zaman? Tabii. İşte... Şimdi Karar Gazetesi de bunu manşetten verdi. Burada şey değişti. Yeni mi? Tabii canım. Pazar günü müydü? Bu arada bir şey söyleyeyim izin verirseniz. Yani başörtü mevzu vaktiyle sıkıntıydı. Biz de insan hakları adına. Adana'da ve Bolu'da yaptığı konuşmada. Evet. İnsan hakları adına özgürlük sınavı. Evet, diğer programlarda belki konuşmuş olabilir ama bu başörtüsü olayına ben biraz farklı yaklaşıyorum. Farklı yaklaşıyorum. Şimdi başörtüsü sorunu vardı. Bu sorunu AKP halletti falan gibi bakış tarzı var. Bazı geleneksel... Biz ANAP olarak halletmiştik İslami camiada. Ben buna katılmıyorum.
Yani mecliste bugün başörtüler varsa buna en büyük katkıyı sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Veya kamuda veya özel sektörde başörtüsüyle çalışanlar varsa da öyledir. Niye biliyor musunuz? Yani evet, mecliste başörtüsü tartışması olurken oylandığı süre içerisinde bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi büyük destek vermişti başörtüsünün serbest olmasına. Ama onu kastetmiyorum. 1400 küsür yıldır bütün İslam uleması ittifakla, ittifakla demeyin bak, 20 yıl öncesine kadar, 20-25 yıl öncesine kadar ittifakla başörtülü kadınların erkeklerle beraber çalışamayacağına, erkeklerle birlikte yan yana mecliste, parlamentoda bulunamayacağına hükmetmişlerdir. Bütün hangi fıkıh kitabını açarsanız açın, geleneksel, hangi mezhebe göre alimin görüşüne bakarsanız bakın, bu ittifakla böyledir. Baş açık olursa? Hayır, baş açığı zaten hiç cevaz vermez. İslam toplumunda zaten baş açık olmaz, vardı, ama vardı. Yani o cariyelerin başörtüsü yasaktı. Yani peki, oraya girme. Girmeyeyim peki. Yasak değildir de ya, onlara serbest. Ömer döve döve açtırmış bir kadını. Yani o rivayetlerin neyse, hangisi sahihtir, hangisi gayri sahihtir, onlara bakmak lazım. Şöyle affedersiniz, yani bilgi olarak siz de bilirsiniz bu işleri ama girmeyeceğim, şunu söyleyeyim. Cariyelerin ya, örtünmesi farklıydı. Ya pişmiş aşa su kattın ya. Cariyeyi niye karıştırıyorsun? Farklıydı. Biz başka bir şey konuşuyoruz. Tamam, parantezi kapattım. Parantezi kapattım. Şimdi başörtülü kızlarda, kadınlarda toplumda çalışma iradesinin, mücadelesinin, üniversitelerde başörtülü erkeklerle beraber okuma mücadelesinin veya mecliste birlikte parlamentoda milletvekilliği yapma mücadelesinin zihni altyapısını oluşturan dini gelenek, İslami gelenek ve İslami görüşler değildir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin de 100 yıldır öncülük yaptığı modernist düşüncenin onlarda geliştirdiği bir duygudur. Siz o duyguyu Cumhuriyet Halk Partisi veya modern dünya görüşüne sahip kitleden edinmeseniz, onu içselleştirmeseniz, ona sahip çıkmasanız zaten başörtüsüyle ne üniversitede okumayı talep edebilirsiniz, çok ne ince bir nokta, iş yerinde çalışmayı talep edebilirsiniz, ne de mecliste milletvekili olmayı harika, talep edebilirsiniz. Çok bunun bam teli sizde o talebi gerçekleştiren şeydir, duygudur, o duyguyu size verendir. Ya bu harika, bunu veren Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dolayısıyla mecliste milletvekilliğini başörtüsüyle bir kazanım sayan bütün milletvekillerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne medyun olması lazım. Aynen. Üniversitelerde çok başörtüsüyle, çok ilginç bir şey söylüyor. Üniversitelerde başörtüsüyle eğitim gören kızlarımızın bunu bir kazanım sayıyorlarsa bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne medyun olduklarını bilmeleri lazım. Ya bunu çok İş söyleyeyim. Yerinde çalışanların da aynı bunu şekilde. Bunu çok söyleyin çünkü hakikaten bu çok, yani şu anda söylediğiniz. Bu gerçekçi bir şey. Çok gerçekçi, çok doğru ama çok derin ve insanların aklına gelmeyen bir gerçeklik. Siz bunu gündeme getirdiniz. Gerçekten böyle. Evet. Yani şeyi yok. Ya ben de şimdi siz söyleyince bunu anladım. Yani. Tam içselleştirdiniz değil mi? Evet. Ya harika bir şey bu. Tabii. Ama işin özü bu. Özü bu. Biliyorum ben. Yani evet, kendi gençlik yıllarımdan biliyorum. Bu tip şeyler yadırganırdı. Hatta benim çocukluğumdan bilirim. Dindar aileler kız çocuklarını okutmazlardı. Okutmazdı. Okulda erkeklerden beraber okuması dine aykırıdır, haramdır diye. Hayır, peki çok... şimdi dün haramdır denilen şeyi bugün talep ediyorsun. O talebin kaynağı ne? Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye dünyadaki modernist düşüncenin sana mal eden merkezlerin varlığıyla. Tabii. Atatürk'ün tabii açtığı çığır tabii bu, evet. 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 Çok güzel. Bu bir kazanımsa, vallahi bu kazanımın harika merkezinde Cumhuriyet Halk Partisi var. Çok teşekkür ederim. Atatürk'ün başlattığı, ya bir şey daha söyleyeyim izin verirseniz. Atatürk, evet. Atatürk, yani tabii CHP derken siz Atatürk'ün açtığı bu aydınlanmadan söz ediyorsunuz. Atatürk de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk genel başkanı. Genel başkanı, evet. İdi. Doğru söylüyorsunuz. Başka bir şey söyleyeyim. Atatürk'ün
kılık kıyafetiyle ilgili yasalarında kadın kılığı yoktur. Mesela bu da devrimleri arasında kadın devrimleri arasında kadın kılığıyla ilgili herhangi bir yasa yoktur. Atatürk hiçbir zaman zorlamadı. Yani ne vardır? Şimdi biriler diyor ki var. Ne var? Kılık kıyafet kanunu. Böyle bir kanun yok. Ne var peki kılık kıyafetle ilgili? Dini kisvelerle, yani imamların, papazların, hahamların, erkekler o kisveyle dışarı çıkmaları yasak. Bir, dini kisve. İki, şapka devrimi. Bunun dışında kılık kıyafet kanunu yok. Atatürk döneminde hiçbir şekilde kadın kılığıyla ilgili zorlama olmamıştır. Zorlama. Hatta tersine bir gün Hasan Rıza Sıravak'ın hatıralarında var. Sabahleyin rapor verirken diyor ki efendim Emanullah Han, yani o zamanki Afganistan kralı, kadın kılığıyla ilgili bir yasa çıkarmış diye bilgi veriyor. Diyor ki eyvah, gitti adamcağız. Ben ona kaç defa söyledim ki kadın kılığına karışılmaz. Demek ki beni dinlememiş, yazık diyor. 4 ay sonra İmanullah'a gitti. Yani Atatürk tabii çok akıllı adam. Peki Atatürk kadınların baş açık olarak gitmesini istiyor muydu? İstiyordu tabii ki. Ama hiçbir şekilde yani çevresine de salık veriyordu. Ya bakın açın daha iyi oluyor filan. Ama hiçbir şekilde zorlama yoktu. Bunu da ben o dönemden başlayarak televizyonlarda uzun uzun anlattım. Birileri itiraz ediyordu. Ya ama kılık kıyafet kanunu. Kardeş yok böyle bir kanun. İki kanun. Bu da erkekler için. Evet ama sizin bu anlatımınız harika bir şey yani. Evet. Sizi kutluyorum. Anayasanın kaçıncı maddesindedir devrim kanunları? 8 tane yasa var orada. Orada tek tek yasalara bakın. Evet. Kadın kıyafetleri yoktur, ilgili tek bir kanun yoktur. Yok, evet. Atatürk devrimleri arasında böyle bir düzenleme yoktur. Evet. Yok, hayır. Şimdi bir iki konuyu daha şey yapıp, aslında bir iki değil, hemen tekrar şey... Ama Sayın Okuyan çok ilginç bir şeyden bahsetti. Kesinlikle, hiç onu değil yani ya. Ben hakikaten kutluyorum ya. Da, yani çünkü... Zaten bana dediler ki Yaşar Bey'in programına gitme. Niye? Çünkü o hep kendi konuşur, size söz vermez dediler. Hiç de öyle olmuyor ben yani. Ben de dedim ki olsun, o da güzel şeyler söylüyor. Biz evet. Sizinle, izleyenlerle beraber... Biz de stüdyoda izleriz Yaşar Bey'i dedim. Yok. Yani onun için hiçbir mahsuru yok. Hayır Yaşar Bey söz vermez, alınır. Söz verilmez, alınır. Peki, buyurun. Ay. Şimdi bu Suriye Vatandaşlık Bürosu diye bir şeyleri var Türkiye'de. Bu adamın bir lafı şimdi aklıma geldi de. Bu ensar muhacir muhabbeti saçma bir hale aldı. Kimse kendi evinde muhacir değildir. Kendi evinde. Bu topraklarda tarihte Arap vardı, şimdi de var, gelecekte de Arap olacak. Bizi kovacak adam daha anasından doğmadı diyor. Yani biz buradayız diyor. 5,5 milyon Suriyeli. Kim bu adam ya? İşte Suriyeli bir adam. Evet, bunlar... Vatandaşlık Bürosu sağlıyor. Resmen şey var. Bütün her yerde var. Yerde konuşuyorlar. Evet. Başlayın başka bir gencin söylediğini de ben yine söyleyeyim. Mecidiyeköy'de benim bir arkadaşım işte duruyor, geliyor birkaç Suriyeli genç cam silip para almak istiyorlar. Bu da pencereyi açıyor. Kardeşim memleketiniz Suriye, gidin oraya deyince işlerinden biri diyor ki siz bizim ülkemizi mahvettiniz. Biz de sizin ülkenizi mahvetmeden bir yere gitmeyeceğiz. Buyurun. Evet. Şimdi tabii orada IŞİD'le karşı karşıyayız güya. Şimdi ona sürdükleri şey o. Trump dedi ki işte kendisi açıkladı da dün de bugün de tekrarladı. Biz dedi şeyle anlaştık. Orada dedi IŞİD'le olan bütün dedi tutuklularını Avrupa Birliği yan geliyor. Hep bana üstüme girdi. Türkiye'ye artık sorumlusu onlar. 80 bin kişilik IŞİD'lilere ait, tutuklu olan teröristlere ait eşleri, çocukları ile ilgili kamp var orada. 80 bin kişi yaklaşık. Bir ifade 10 bin. Bir, en asgaride söylenen ifade, çünkü rakamlar ortada diyor, 2 bin. 11 diyen de var bu arada. Evet. 11 bin diyen de var. Şimdi bu terörist, katil, it kopuk takımını... Amerika buyurun diyor. Siz diye geçin. Siz besleyeceksiniz. Siz besleyeceksiniz.
Bak bunu derken başka bir şey söylüyor. Diyor bizim ekonomimiz, aynen okuyayım. Efendim bizim diyor ekonomimiz, evet. ABD onları, yani IŞİD'cileri yıllarca ve Birleşik Devletler vergi mükellefinin ödeyeceği büyük bedel karşılık tutmayacak. Şimdi son iki yıldır orada yakınan IŞİD savaşçılarından Türkiye sorumlu olacak. Bunun tercümesine bundan sonra ABD vergi mükellefi değil, Türk vergi mükellefi ödeyecek bunların masraflarını. Amerika gibi bir ülke çok yoksul, yazık. Ödeyemiyor. Türkiye'nin ekonomisi falan şahlanmış. Ya şimdi biz ödeyeceğiz. Sayın Bakan, 5,5 milyon zaten başımızda bela var. Afrika'dan gelenler, Afganistan'dan, hele Afganistan'dan son günlerde gelenlerle sayının 1.400.000'i vardı ifade ediliyor. Biz bu gidişle azınlığa evet. düşeceğiz. Evet. 8-9 milyon adını yani net koyacaksın. Büyük bir sosyal felaket var orada. Evet. Tabii ben biraz olaya insani açıdan baktığımdan, yani toplumda gerginlik alanlara dikkat etmek istiyorum. Ama gelecekle ilgili baktığınız zaman bu abi nüfus insan... uyumsuzluğunun Türkiye'de büyük sosyal problemlere gebe olduğunu da görüyoruz. Geleceğin Türkiye'sinde çok büyük tartışmaların yaşanacağını fazla düşünüyorum. Fazla değil, 5 sene sonra. Ve 400-500 bin Suriyeli çocuk burada doğdu. Annesi babası Suriyeli olan çocuk burada doğdu. Evet. Bunlar nasıl intibak edecekler? Çevrelerinde hangi problemleri oluşturacaklar? Hiç unutmuyorum bir İran Büyükelçisi bu mültecilerle ilgili uluslararası bir komisyonda üyeymiş. O anlatıyordu. Dedi ki ya hayret ediyorum dedi. Geçenlerde sizde bir bakan Türkiye'de doğan 200 bin bu söylediğim 5 yıl önce 200 bin Suriyeli çocuk var diye övünüyor dedi. 460 bin. Şimdi 500 bine geldi o rakam. Süleyman Soylu. Dedi ki evet hayret ediyorum dedim. Şu anda dedi İran'ın en büyük sosyal problemi İran'da doğan Afganlı çocuklardır dedi. Bizde de dedi aradan geçmiş yıllar 79'dan bugüne ne yapar 80'den 30 yıl geçmiş. 30 yılda 400 bin çocuk şey diyor Afgan asıllı İran'da doğan çocuk var diyor. Bulundukları bölgelerdeki sosyal problemler diyor. İran'ın en temel problemleridir. Sosyal problemler. Üstelik onların dili Farsçadır. Evet. Aynı dili konuşuyorlar. Aynı dili de konuştukları halde. Ve siz bunun nasıl geleceğe büyük bir sosyal problem taşıyacağını hissetmeyen bir anlayış içerisindesiniz. Bunu bayram havası gibi veriyorsunuz. Ben buna hayret ediyorum. Bunun tedbirini şimdiden almanız lazım diyor. Bu işin bir tarafı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen hafta İstanbul'da yaptığı bir Suriye konferansı vardı. Orada da ağırlıklı olarak Suriyelilerin veya Suriye mülteci diyeyim tam uluslararası kavram mülteci sıfatına girmiyor galiba Türkiye'deki. Geçici koruma altında olan insanlar. Yani geçici koruma altında bulunan Türkiye'deki Suriyelilerin sorunlarını bir, ikincisi o Suriyelilerin varlığı nedeniyle buradaki bizim vatandaşlarımızın muhatap olduğu sorunları anlatan paneller oldu. Ya bakıyorum hem buradakilere yazık hem oradan gelenlere yazık. Onların da bin bir derdi var. Onların varlığı nedeniyle buradakilerin de bin bir derdi var. Ama şunu da bilmek lazım. İşte bir güvenli bölge yapacağız. Oraya binalar yerleştireceğiz. Ya köyler bilmem ne yapacağız. Ya. Bu Suriyelileri orada yerleştireceğiz lafı hiç mantıklı bir laf değil. 2 milyon Suriyeli kaça mal olur bize? Siz maliye bakanlığı. İki açıdan. Bir maliyette. Mali açıdan. Valla bir hesap ben. Etmek lazım. Konut masrafı. Efendim 50 milyar dolar. Evet. 2000'i 50 milyar. Soracağınızı dolar. Bilsem önce hesaplar gelirdi. ben de bir yerden okudum. Maliye olarak çok büyük problem. Ama problem güvenlik, sadece ondan ibaret değil. İş, eğitim, güvenlik. 40 çeşit problem var. Sağlık. Hiç düşünmediğimiz bir şey. Şimdi uluslararası hukukta da şu var. Bir ülke diğer bir ülkenin toprağını ele geçirse, sonra da orayı ilhak etse, hadi Birleşmiş Milletler'de ilhak kabul edilse, oranın yerli nüfusu göçse gitse başka tarafa. Devlet olarak toprak yer değiştirmiş olduğu halde oradaki şahsi mülkiyet yer değiştirmiyor. Evet.
öbür ülkeye gitmiş olan, kaçmış olan şahıslar oradaki evlerini, arazilerini, arsalarını istiyorlar. Şimdi siz Suriye karışmış. Afrin'i getireceksin, bilmem ne Münbiç'e yerleştireceksin, İdlib'i getireceksin, Fırat'ın doğusuna taşıyacaksın falan. 40 çeşit uluslararası hukuki problemin olacağı, sosyal problemin olacağı ve bunun anlamı Suriye'ye hiç huzur gelmesin. İsrail yutmaya devam etsin, onlar kendi dertleriyle uğraşsınlar demektir. Bu şey değil, uluslararası geçerli bir yaklaşım tarzı değil. Ama Türk kamuoyunda işte Suriyeli mülteciler vesaire işte geçici denetim altında olanların yarattığı sorunları çözüyorum havası verebilmek için yapmayacağı bir şey anlatıyor aslında. Olacak şey değil yani. Evet. Evet, şimdi 3 dakikamız kalmış, oradan işaret ediyorlar. Burada bir fotoğrafı göstermek istiyorum. Şimdi bu yani bir Thompson. Buyurun. Ne güzel bir fotoğraf. Hep böyle olsaydı keşke. Şimdi buradan dostum Esad'dan Esed'e, düşmanım Esed. Nasıl geldik ya? Yani? Ve şimdi ve başlarken de o dostluğun, evet, samimi olduğunu düşünmüyorum ben. Orada da samimi olmayan gelişmeler vardı. Hayırdır, Arap Baharı'nın hazırlıkları vardı. Ah, bakın. Evet. Onunla ilgili kanaatlerimi ve anılarımı şimdi anlatabilirim. Sayın AKP Büyük Genel Başkanı'na bakın, iki tane sözünü getirdim. Şimdi bunu nasıl oturtacağız bu şeye? Ben bilmiyorum yani. Toprağın vatan olması için şehide ve gaziye ihtiyaç var. Kim diyor bunu? Tayyip Erdoğan. Niye senin çocukların şehit olmuyor da o zaman fakir fukaranın çocukları şehit oluyor? Onun da bir hesabını versene. Sayın Tayyip Erdoğan, askerimiz, polisimiz, jandarmamız el ele şehadete yürüyor. Bu ne mutluluk. Bu mutluluğu... O mutluluğu akrabaların içerisinde bir kişi yaşamış mı? Niye sana uğramıyor o mutluluğu? Efendim, bir de savaşa şehit olacağım diye gidilmez. Yani ben gidiyorum şehit olmaya. Ya böyle bir şey yok. Hani İslam'ı referans olarak alıyoruz falan gibi boş laflar söylüyorlardı. Ya İslam'da da böyle bir şey yoktur. Ben gidiyorum, geliyorum şehit olmaya. Şehit olduktan sonra vaatler vardır. Yoksa şehit olmaya değil, karşı tarafı öldürmeye gidilir ya savaşlarda. Böyle bir şey söylenmez. Baştan söylenmez. Söylenirse eğer şehit olmaya geliyorum diye adam gider şehit olur, savaşmaz. Evet, evet. Düşman gelsin beni öldürsün ki şehit olayım da hemen cennete gideyim, hurilere kavuşayım diye düşünür. Yanlış sözler bunlar. Bilgi noksanlığı var. Evet. Yani sözlerimi evet, böyle cehalet demedim. Programı tamamlamak noktasındayız ama bir gelenek haline getirdik Sayın Bakanım. Hiç olmazsa son yarım dakikasında biraz komik laflar ve şeyler gösteriyoruz. Hiç olmazsa gülerek ayrılalım, evet, programdan. Görüyor musunuz? Açık havada, Rize'de burası. Soba sobaları koymuş ısınmanız için. Göğü ısıtıyorlar öyle mi? Tabii. Harika. Bütün zeki insanlar Rize'den çıkıyor. Bu öyle zannediyorum ki bir dekor olarak konmuş sobalar. Yoksa yaktıkları... Hayır zaman... hayır yakılıyor. Yok, Rizeliler akıllı adamlardır öyle. O, şimdi ben de Rizeliyim Sayın Bakanım. Gözünü seveyim. Yani tamam akıllı adamlarız kesin. Al. Herif tuvalete başı kapalı girmek sünnettir. Bu erkekler için de herhalde. Tabii. Tabii tabii erkekleri kastediyor. Unutulan bir sünneti ihya etmek 100 şehit sevabı. Altta da bak bak bak. Ya şehit olma o zaman başı kapalı sünnete şeye gir, tuvalete gir. Değil mi o zaman? Bunu geçen hafta gösterdik de ama illa bir daha görelim dediler. Bazıları çekecekmiş bunu. Bayan VC abi, erkekler gelmiş. Onu niye gösteriyor? Neresi yanlış onu? Yanlış değil. Ya doğru olduğu için gösteriyorsunuz. Doğru olduğu için gösteriyoruz. Cumhurbaşkanlığı başdanışmasını Özlem Zengin. Bak ne diyor Özlem Hanım efendi. En iyi fikirlerin bulaşık yıkarken gelir. Abi biz çamaşır yıkarken demek ki o zaman mucit olacak hanımefendi.
Bir zamanlar Fikri Akgüz vardı hani. Kraldan fazla kralcı. Allah Allah, AKP, Tayyip bilmem ne diye gazeteci. Şimdi pişmanım diyor. Evet. Aslanın fikri. Ne diyor? Jeton adam? Yeni düşmüş. Biraz ha. İyi, bu da iyi. İyi. Pişman oldum. Tabii. Abi bu doğal zamlarından sonra yeni, görüyor musunuz? Doğalgaz faturalarından düşen donlar burada. Yeni abi hemen. Abdülhamit diyoruz. Ya Abdülhamit'in suyunu bile karşı çıkıyorlar şimdi. İlk rakı fabrikasını kuran biliyorsunuz Abdülhamit. Tabii. Birisi yönlenmiş bunu. Allah nur içinde yatırsın diyor. Yani rakıya da zam geldi diyor. Rakı, o rakı içmezdi ama rom içermiş. Evet. Yani, rom mu söyledim, bir, rom mu? Yani bu bizim bazı insanlarımızın söylediği sözleri bir türlü anlayamıyorum. Şimdi bildiğiniz gibi bu İslamcı gelenekte büyük Abdülhamid'i göklere çıkarma vardır. Tabii. Çok dindar, dindar bir halife. Ondan sonra Müslüman, Abdülhamid büyük insan. Bu şeyle başladı aslında bakarsanız. Necip Fazıl'ın Ulu Hakan Abdülhamid'iyle evet, başladı. Onu bir gün Necip Fazıl sonrası İslamcılar Abdülhamidçidir. Necip Fazıl öncesi İslamcılarsa Abdülhamid düşmanıdır. Tabii. Aynen. Mehmet Akifçi olunca Abdülhamid düşmanı olmak lazım. Tabii. Said Nursi de Abdülhamid düşmanıydı bu arada. Evet tabii. Tabii. O Necip Fazıl'ı bunları bir şeyde yani şu normal günlerde bir gün öyle bunları konuşalım. Efendim bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç hayırlara vesile olur. Allah operasyona katılan Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun. Bütün dualarımız içtenlikle onlarla beraber. Allah onları muzaffer etsin. Allah korusun onları. Çünkü onlar bizim ciğerimiz, evladımız. Yanlış politikalar ayrı bir şey ama sonuçta bir karar verilmişse o kararın arkasındayız. Allah'a evet. Emanet olun. İyi akşamlar diliyoruz.